34 şehidimiz olur. Sarayınızda oturursunuz. Çayınızı kahvenizi içersiniz. İdlib'de neler olduğunu telefonlarla dinlersiniz. Milletin önüne çıkmaya utanırsınız. 3 gün geçtikten sonra çıkartırız. Hedef Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu vatansever. Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu'nu? Periştahınızı gelse deviremez. Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Biz haklıyız. Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de. Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu. Efendim Şehitler Tepesi'nde. Sizin çocuklarınız Beştepe'de, uçan saraylarda, diğer saraylarda keyiflerine çatacaklar. Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu Şehitler Tepesi. Onu da oraya layık göreceksin. Yabancı krallara, para babalarına her türlü imkanı vereceksin. Onların bir tepesi vardı meşhur, Sevda Tepesi. Şehitlere gelince de Şehitler Tepesi. Sen niye gitmiyorsun oraya? Sen git. Elinden tutan mı var? Kahramanlık edebiyatı yapıyorsun. Şunu da sormak isterim. Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Hangi üst düzey yöneticinin çocuğu İdlib'de, Suriye'de, Irak'ta? Hangi para babasının çocukları Suriye'de, İdlib'de? Kimin çocukları orada? Saray sosyetesinin çocukları orada mı? Hepsi parayla yaptılar. Bedelli askerlik yaptılar. Bastılar parayı, o işten kurtardılar. Bunları söyleyince de şimdi diyecekler ki vay Kılıçdaroğlu yine orduyu böldü. Yine yanlış söyledi. Yanlış değil arkadaşlar. Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak. Para babasının çocuğu ayrı. Fakir fukaranın çocuğu ayrı. Siyasinin çocuğu ayrı. Öbürünün çocuğu ayrı. Bakanların çocukları ayrı. Garip kurebanın çocukları ayrı. Ben buna isyan ediyorum.